panikle yanlış kararlar alınması bu sefer daha farklı sonuçlara yol alabiliyor. Ancak bizler ülke olarak, millet olarak birçok kriz atlatmış ve bunların üstesinden gelmiş bir toplumuz. Hem iş dünyası olarak hem de halk olarak. İnşallah bu şu anda bu günleri de yine birlik ve beraberliğimizle aşacağımız kanaatindeyim. Dün ben Ankara'daydım. Oradaki Marmara bölgesi Odalar ve Borsa Başkanlarımızın değerlendirme toplantısı vardı. Toplantıya da Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Rüksan Pekcan Hanım da teşrif ettiler. Orada da değerlendirmede de bulunduk. Geçen hafta bu yana gelen dalgalanmayla birlikte Pazartesi sabahı Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu bazı aldığı önlemler oldu. Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla birlikte farklı önlemler alındı. Ve iş her geçen gün dünden bu yana regülasyona girmeye başladı. Ben şunu söylemek istiyorum. Sadece bir kürdan parçası düşünün. Bunu hep üzerimize aldığımızda kırmamız çok basit. Az önce şöyle bir saydım, kabaca söylüyorum. Herhalde bu salonu yaklaşık 70-80 kişiyiz. Ama 70-80 tane kürdan bir araya getirip yürümeye kalktığımızda onu kırmamız mümkün değil. Bizler de hep birlikte beraber olduğumuz sürece bunu da aşacağımızı zaten hiçbir şüphem yok. Sayın İl Başkanımız ve ekiplerimizin yani belediye başkanımızın dediği gibi onlar çok güzel bir sözler söylüyor. Burası Kuvayi Milliye Şehri. Hem şehir olarak hem ülke olarak inşallah bunu da en kısa sürede üstesinden geleceğiz. Bizler 15 Temmuz'u atlattıktan sonra ertesi 16 Temmuz sabahı dükkanımızı, işlerimizi açan kişileriz. Aynı şekilde bugün de kaldığımız yerden aynı şekilde işlerimize devam edelim. Evet, sıkıntı günler geçiriyoruz ama inşallah bunu hep el ele açacağımıza hiç şüphem yok. Hepinize selam ve saygılar diliyorum. Değerli milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe belediye başkanım ve toplantıyı organize eden değerli il başkanım, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi mensubu bulunduğum Ticaret Borsa adına, yönetim kurulu adına saygıyla selamlarım. Son zamanlarda ülkemizin siyasi, ekonomik anlamda uluslararası saldırıya maruz kaldığı malumunuzdur. Ancak Türk ekonomisi ve bankacılık sistemi sağlam temellere oturmakta olup her türlü krize göğüs gelecek güce sahiptir. Hükümetimizin ve Merkez Bankamızın aldığı sıra tedbirler ile ekonomide taşlar yerli yerine oturacak ve istikrar en kısa sürede sağlanacaktır. Mevcut durum itibariyle paniğe sebep olacak herhangi bir durum olmadığı gibi panik havası yaratıp ülkemizin içinde bulunduğu durumdan pay çıkarmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Herkesin sükunet içerisinde devletimize güvenerek destek olmasının vaktidir. Bu ekonomik savaşlar millet olarak bir ve beraber olduğumuz müddetçe galip geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının bekasını sağlayacak güce sahiptir. Biz ticaret borsu olarak milletimize, devletimize her türlü desteği sağlamaya hazırız. Devletimizin bize vereceği görev ve sorumlulukla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam ederek milletimizin ve ülkemizin hizmetinde olacağız. Ülkemiz haklı duruşu sonucu başlatılan bu topyekun savaşta her zaman yanında olduğumuzu sizlere duyurmak isterim. Değerli vekillerim, değerli belediye başkanlarım, değerli iş dünyasının temsilcileri veya mensupları, bu ülke her türlü içten veya dışarıdan tehlikelere karşı göğüs gerebilecek bir ülkedir.
Biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. Halkımız Cumhurbaşkanımızın davetiyle, halkımızın da cesaretiyle, mukavemetiyle muhtesinden geldik. Bu ülke 70 sente muhtaç hale kadar da geldi. Ama bunları da aştı, yine yoluna devam etti. Burada önemli olan bizim el birlik, siyasetçisiyle, iş alemiyle, çalışanıyla, memuruyla, esnafıyla bütün olduğumuz takdirde bizi hiçbir güç bu şeylerden yıldıramaz diye düşünüyorum. Bunlar da geçecektir. Hayat normale de dönecektir. Ben burada kararlı duruşun neticesinde alınan hükümetimizin ve Merkez Bankası'nın almış olduğu bir dizi kararlar neticesinde bir günde döviz 700'den 6 liralara kadar düştü. Ben bunun önümüzdeki günlerde bu kararlılıkla biz devam ettiğimiz süre içerisinde daha da düşeceği kanaatindeyim. Yani hayat normale doğru dönecektir. Biz bu işin uhdesinden inancımızla geliriz ve geleceğimizden de hiçbir şüphem yoktur.